İzzet Baysal beyefendiye çok teşekkür ediyoruz. Çok minnettarız kendilerine. Böyle bir yerler yaptıkları için. Bizler de buralara geldik ve hakikaten çok seviniyoruz. Yani yaşlılar için böyle bir yer olduğu için çok çok memnun kalıyoruz yani. Bir babam göğü boyuna sıradır akardım adı. Başka bir şey söyleyemeyeceğim. Gözlerim yaşıyor. Hakikaten çok seviyordu bana. Geçen seneye kadar kabrine ziyarete gitmiştim fakat bu sene bilmiyorum artık gidebileceğim mi? Anma törenlerinde yaşıyormuş gibi yanımızda hissediyoruz. Yaptığı işlerden son derece minnettarız. Şükranlarımızı hiç eksik etmeyiz. Zaten zaman zaman da devamlı anıyoruz, hatırlıyoruz. İzzet Baba gibi büyük zatların Bolu'ya da gelip aynı eserleri devam etmesini canı gönülden isterim. Bu bir örnek olsun. İzzet Baysal çok hayırsever, yardımsever bir insanmış. Bolu'ya ve Türkiye'ye çok büyük yatırımları olmuş. Bu yatırımların en güzel örneği de okulumuz Cennet Baysal İlk Öğretim Okulu. Ve Bolu'ya üniversite, hastane, huzurevi gibi birçok yapıt yaptırmış. Bir insanın doğumdan ölümüne kadar bütün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yatırımlar yapmış ve devlet tarafından da çok destek görmüş, takdir edilmiş bir insandır. Kendi ihtiyaçlarını bile göz ardı ederek sadece Bolu'nun için çalışan eser eğitimdir, işte bunun yanında sağlıktır. Her türlü ihtiyacımızı karşılayabilecek eserler yapmıştır. Bolu'nun babasıdır kısacası. İzzet Baysal hayatını devletine ve devletine ve memleketine adamış bir insandır. Bizim yaşamımızdan ölümümüze kadar, eğitimden sağlığımıza kadar her türlü ihtiyacımızı karşılamıştır ve büyük yatırımları olmuştur. İzzet Baysal burada olsaydı ona siz cennetten gelen bir melek misiniz diye sormak isterdim. İzzet Baysal çok iyi bir insandır. Kendi imkanlarını vatandaşının sağlığı için kullanmıştır, önderlik yapmıştır. Büyük Atatürk gibi önder bir insan sayılır milletimize ve vatanımıza. Allah rahmet eylesin derim. İzzet Baysal gerçekten Türkiye çapında çok saygıdeğer bir insan. Yaptığı hizmetlerle dünya tarihine geçebilecek nitelikte bir kişi. Ben Bolu Gerede'de oturuyorum. Eşimin rahatsızlığı nedeniyle bu üniversite hastanesine geliyoruz. Her şey çok güzel. Çok ilgileniyorlar A'dan Z'ye. İzzet Baysal hakkında ne kadar methetsek, arkasından ne kadar dua etsek hepsi az gelir. Bu kadar iyi adam bir daha Türkiye'de pek olur mu bilmiyorum. Bu kadar yani sevimli, bu kadar milletin böyle şeyini almış bir adam bu adam. Böyle sevincini, havasını almış bir adam. Gene bir gün bir 11 Mayıs kutlama gününde, şükran gününde hatta Süleyman Demirel şey verecekti. Üstün şeref madalyası. O arada İzzet Baysal'la beraber gelirken küçük bir kız çocuğu önümüze çıktı. Bir tane koparılmış çiçek verdi. Ama bu çiçek öyle özel çiçekten alınmış bir çiçek değildi. Ve onu bana verdiğinde yani İzzet Baysal alıp çocuktan bana verdiğinde dedi ki bunu özellikle şoförüme verin. Bunlar benim için çok daha değerli. Sakın bunu değersiz sayıp atmasın. Ben bunları özel olarak biriktiriyorum dedi. Özelliği İzzet Baysal'ın tutumlu ve israfa karşı olması. Kesinlikle İzzet Baysal tabağında yemek bırakmazmış okuduğumuza göre. Mesela buluşma saatlerine, randevularına her zaman önce gelirmiş. Bu da titizliğinin, tutumluluğunun bir örneğidir. Benim için bir yuvayı ifade ediyor. Bir sıcaklık hissediyorum onun adını duyduğumda. Duygulanıyorum. Çünkü onun yaptırdığı okulda okuyorum ve ben şu anda evimden uzaktayım. Onun sayesinde yurtta kalıyorum. Ailemden uzaktayken her türlü onun imkanıyla buradayım. Bolu dediğimde aklıma ilk İzzet Baysal geliyor. Onun yardımlarıyla bir yerlere gelebiliyoruz. Hastalandığımızda onun yaptırdığı hastanelerde kalıyoruz. Mesela ben kendi köyüme gittiğimde onun yaptırdığı bir sağlık evinde hizmet görüyorum. Bu yüzden çok mutluyum ve çok onur duyuyorum. Bana bir yuva vaat ettiği için, bana bir yuva bıraktığı için ve benim gibi olanlara bir yuva bıraktığı için ellerini öpüp onunla gurur duyduğumu söylemek isterdim ve bana hayat felsefesiyle ilgili bir şeyler öğretmesini isterdim.
bu kadar maddi durumu iyiyken maneviyata bu kadar yoğun bir şekilde yüklenebilmesinin anlamını sormak isterdim. Nasıl bu kadar başarılı olabildiğini, nasıl bu kadar bizde uyandırdığı duyguları nasıl bırakabildiğini onunla oturup konuşmak isterdim. İzzet Baysal bize çok iyilikler yapan ve okulumuzu kuran, dershanelerimizi kuran bir arkadaştır. Şeyleri yaptı, bir de İzzet Baysal'ları yaptı. Üniversiteleri yaptırdı. Bir okullarımızı yaptırdı, hastanelerimizi yaptırdı, sonra huzur evlerimizi yaptırdı. Burada olsaydı ellerinden öperdi. Bize giden ablam babamla onun mezarına gittik. Okulumuzu çok iyi yaptırıyor. Ben İzzet Baysal'ın yaptırdığı hastanede doğdum. İzzet dedeyi çok seviyorum. İzzet Baysal benim için karanlık gecelerin aydınlığını ifade ediyor. Şairin de dediği gibi İzzet Baysal hiçbir zaman karanlığa düşmeyen, her zaman aydınlatan bir insan. Ülkemize ve şehrimize 20 bin öğrenci kapasiteli bu üniversiteyi kazandırması demek, ülkemizin geleceğini kurtarması demek. Neden üniversite yaptığını, üniversiteden daha başka kazanç sağlayabileceği şeyler yapmadığını sormak isterdim. Ve ondan sonra alacağım cevabın şu olacağını çok iyi bilirdim. Çünkü İzzet Baysal paraya değil, her zaman geleceğe yatırım yapan bir insan olacaktır. Bence İzzet Baysal, Bolu'nun vicdanı ve merhametidir. Şöyle ki, Türkiye'ye ve Bolu'ya 100'den fazla eser bırakmış, çok büyük bir hayırsever. Böyle bir hayırsever ancak merhametiyle ön planda olur diye düşünüyorum. Yüzlerce eser bırakmış, acaba içine en çok sinen, bunu iyi ki yapmışım dediği en büyük eserine. Bir de şu soru var, bu kadar eser bırakmış ama keşke şunu da yapsaydım dediği bir eser kafasında var mı? Onu çok merak ediyorum, onu sorardım. İzzet Baysal için tabii ki söylenecek çok şey var. Bolu için çok önemli ve Türkiye için çok önemli. Fakat ben onu daha çok evrenselliğe ve ölümsüzlüğe taşıyan bir cümlesini söylemek istiyorum. Yaratılanların en şahanesi, en önemlisi ve en şereflisi insan için eğitim her şeydir demiş. Ve hayatımızdaki eğitimin önemini ve insan için ne kadar vazgeçilmez olduğunu söylemiş. Ayrıca okulumuz onun eserleri ve vakıfları sayesinde birçok öğrenciye ışık tutmuştur. Ve onun öğütleri bizim yolumuzu o kadar güzel ışıklandırmıştır ki onun dediklerini, öğütlerini dinledikten sonra başarı kaçınılmaz diye düşünüyorum. İzzet Baysal burada olsaydı, İzzet Baysal'ın aslında bilinmeyen bir yönü var. Kendisi müzikle uğraşıyormuş ve müziği çok seviyormuş. Hatta İzzet Baysal Müzesi'nde keman ve çeşitli müzik aletleri de bulunmakta. Ben müzik konusunda neler hissettiklerini sormak isterdim. İlyas Taşkıran Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 2. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda üniversitemizin öğrenci konsey başkanıyım. Ben hayal dünyamda gözlerimi kapatıp İzzet Baysal dediğimde aklıma büyükçe bir dağ geliyor. Bu dağ Everest mi, ağrı mı, büyüklüğü artık ölçülemeyecek seviyede ve bu dağın zirvesinde bir bayrak. Bu şekilde İzzet Baysal bu bayrağa nasıl gidilebileceğini göstermiş, yönlerini belirtmiş, projelerini belirtmiş, yöntemini. Ve bize bir hedef göstermiştir. Onun için İzzet Baysal dendiğinde, İzzet Baysal benim için bir ufuk, bir hedef timsalidir. İzzet Baysal'ın ben okula gelirken yanı başımda oturduğunu, vizelere finallere girdiğinde benimle vizelere finallere girdiğini, benimle ter döktüğünü hissediyorum. Bu noktada da kendime şu soruyu soruyorum hep. Acaba yaşayan İzzet Baysal mı yoksa biz mi? Ben aslında Köroğlu'yla bağdaştırıyorum İzzet Baysal'ı. Köroğlu yani bildiğimiz gibi Bolu'nun halk kahramanı. Bence İzzet Baysal da modern Bolu halkının modern kahramanı. İzzet Baysal'ın bir iş adamı kimliği var, bir de halk kahramanı olan İzzet Baba var. Bunlar nasıl harmanlanmış gerçekten merak ediyorum. Sonuç olarak ülkemizde bir sürü iş adamı var ama hiçbirisi halk kahramanı değil. İzzet Baysal'ı farklı yapan bir nokta var. Bunu gerçekten hani nasıl harmanlandığını merak ediyorum. Sosyoloji bölümü öğrencisi olarak sosyolojik açıdan değerlendirmek istiyorum. Sonuçta gelişmekte olan ya da gelişen bir ülkeyiz. Bireyselleşen bir topluma doğru ilerliyoruz. Fakat İzzet Baysal bir iş adamı olarak kendi çıkarları için değil de toplumun çıkarları için bir şeyler yapması çok hoş bir şey. İzzet Baysal'ı sonsuz seviyoruz.
Teşekkür ederim.